Bu Yamanların Demir'e ne yapmak lazım? Demir'in suçu yok baba. Bence var. Seni kazada öldüremedi, o hokkabazı yolladı öldürmeye. Kimi, Gafur mu? Evet. Doktor olmasaydı boğacaktı seni o boyuna posuna bakmadan, o ciğersiz. Demir Gafur'u adam yerine koymaz baba. Ya adam değil de boğuyordu seni, öldürüyordu. Tesadüfen kaçarken bize yakalandı. Gafur Demir'in gözüne girmek için kendisi gelmiştir. Demir'in suçu yok. Direksiyona hakimiyetimi kaybettim. Senin gibi usta bir şoför direksiyona hakimiyetini nasıl kaybediyor? Çok süratliydim ben. Neden sürat yaptın evlat? Süleyha yüzünden. Ne oldu? Ne yaptı Züleyha? Demir'i seçti. Demir'i vurmayayım diye önüne geçti babam. Kendini ona siper etti, bana değil. Demir'e sen olmazsan ben ne yaparım dedi. Hala çok dokunuyor baba. Züleyha'nın kalbinde yerim olmadığını bildiğim halde hala çok dokunuyor. Alo. Yaman Hanım, ben Ali Rahmet. Ali Rahmet, eşkıya gibi geldiğin evi bir de yüzsüzce arıyor musun? Doğru söylüyorsun. Aramaya yüzüm yok. Ama kendi yaptığından utanması olmayan insan kendi olmuyor. Ben seni utancımla arıyorum. Kendimi ve insanlığımı tamamlamak için arıyorum. Müsaadenle sana iki çift lafım var. Ne söyleyeceksin? Özür mü dileyeceksin? Ben doğrumu bildiğim kadar eğrimi de bilirim Yaman Hanım. Yanlışını bilmek erdemdir. Senden af diliyorum. O affın muhatabı ben değilim. Oğlum. Ondan af dileyeceksin. Orada dur Yaman Hanım. Orada dur. Hele bir vakti gelsin. Önce her şeyi bir açığa çıkaralım, bir hakikati bulalım. Ondan sonra ona bakarız. Şimdi benim istediğim senin affındır. Gözün aydın. Yılmaz uyandı. Ay, Allah'ım sana şükürler olsun. Peki nasıl, iyi mi durum Sabahattin abi? İyi, gayet iyi. Merak edecek bir şey yok. Bir iki güne kadar çıkabilir. Hadi bakalım, al. Al bir kaşık daha. Al oğlum, al. Tamam baba, tamam. Ben içerim artık. Ulan insan evladına bir kaşık çorba içirmez mi oğlum? Ulan bu canına yandığımın hayatında her şeyi yaşadım, her şeyi bildim. Ama öyle olmuyormuş işte. Her şeyi bilmediğini bilmeli insan. Hep ben demez miyim? Vaziyet göründüğü gibi aldatıcı değildir diye. Hep demez miyim hakikati ara bul, işin aslını bir öğren, ondan sonra hareket et diye, düşün diye, düşünmeden hareket etme diye. Ebefekelim, sen söylediğini niye yapmıyorsun? Nasıl kızıyorum kendime biliyor musun? Nasıl ben böyle bir şey yaptım? Kızma baba, kızma. Çok korkmuşsun, o yüzden yapmışsın. Kızma kendine. Yapmayacaktım evlat. Yapmayacaktım. Sakin kalacaktım. Hiddete kapılmayacaktım. Neydi bizim şiarımız? Uhuletle ve suhuletle. Ama hiç ne uhulet kaldı ne suhulet kaldı. Ama işte hayattan alınacak bir dersim daha varmış. Hayatta her şeyi öğrendim demeyeceksin. Son nefesine kadar daha öğreneceğin şeyler var hayatta. Öğretmek iki defa öğrenmektir. Bunu da öğrendim. Ulan be Fekeli, bunu nasıl yaparsın arkadaş ya?
baba yaşıyor.